İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Cehennem kâfirler için. Bu zat buyuruyor ki, saadete kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymak demek de yoluna sarılmaktır. Küfür ve kâfirliği pis, aşağı tutmaktır. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. Bir kimse kötülerle yaparsa arkadaşlık, gitgide o da bir gün olur asi ve fasık. O kötü kimselerin yanında dura dura kararır temiz ruhu, hasret kalır huzura. Onların zulmetiyle bozulup azar azar, maazallah imanını kaybedip küfre kayar. O hâlâ kendisine der ki, ben Müslümanım. Lakin küfrün içine girmiştir adım adım. Kim böyle kimseleri edinirse arkadaş, küfür bataklığında boğulur yavaş yavaş. Bir günde buyurdu ki, Rabbimiz birçok sebep halk edip onlar ile yaratır işleri hep. Kim kavuşmak isterse herhangi dileğine, Allahü Teala'nın uyar bu adetine. Yani para kazanmak istiyorsa kim şayet, yapar elbet o kişi bir sanat ve ticaret. Bunun gibi yemek yer, olursa bir kimse aç. Hasta da bir tabibe gider ve alır ilaç. İlacı bir cahilden alır ise kim şayet, şifa bulmaz ve ölür o kimse en nihayet. Öğrenmek isteyen de dinini, imanını, bir İslam âliminin okur kitaplarını. Bu da cahil birinin, bir bid'at sahibinin kitabını okuyup öğrenirse eğer din, dini de imanı da bozulur bu sebepten. Ebedi felakete düçar olur o hepten. Hakiki bir âlimin kitabını okumak, saadete erdirir, hem de sonsuz olarak. Bir günde buyurdu ki, ey insan, etme gaflet. Bu dünya bir gün biter, yani kopar kıyamet. O gün mizan denilen kurulur bir terazi, tartılır iyi kötü amellerin cümlesi. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine ve herkes bu köprüden geçerler o gün yine. Bu bildirilen şeyler olacaktır muhakkak. Öyleyse lazım gelir tereddütsüz inanmak. Hesaplar görülünce inanmayan kâfirler hiç çıkmamak üzere cehenneme girerler. Müminler ise o gün İmanın hürmetine, kavuşur ebediyen cennet nimetlerine. Günahı sevabından çok olan Müslümanlar, cehennem azabına düşse de her ne kadar, zerre kadar imanı kimin varsa içinde, sonsuz kalmayacaktır cehennem ateşinde. Ya
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Halisen Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet, amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan da sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını iyi değerlendir buyuruyor Halisen Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Buyurunuz efendim. Öncelikle dua istiyorum ailem ve Müslümanlar için. Rabbim size de, sevdiklerinize de, ailenize de din ve dünya saadeti versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah teala. Amin. Hocam bir alışverişle ilgili. Bir araç almıştık, taksitle aldık, galeri usulü aldık. Diyelim ki 30 lira borcumuz var. Şu günlerde elimize para geçse, varsak adama desek ki mesela 30 ay, 20 ay ödeyeceğimiz parayı 20 lira, 25 lira verip ödesek, bu şekilde bir alışveriş uygun. Peki efendim. İkinci sorum da hocam, dolar, altın borcumuz var. Eşimize, dostumuza bunu ödeme zorluyoruz. Bir iki senedir zorlanıyoruz. Ödeyemiyoruz. İçinden çıkamadık. Habire de yükseliyor. Hani bu konuda banka kredisine izin var mı yok mu? İkinci sorum da bu hocam. Peki efendim. Bir üçüncü sorum da hocam. Yollarda cemaate dek geliyoruz. Cemaatin sonunda dek geldik. Son rekatında dek geldik. Seferiyiz. 4 rekat olarak tamamlıyorum ama kafama da takılıyor, onu soracağım. Peki efendim. Allah'a da yer ve yardımcınız olsun inşallah. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Ben Osmanlı Hoca'ya bir şey soracaktım. Buyurun. Benim oğlum Eli, bu yaşımız ayın 5'e. Vefat ettik, 45 yaşında oğlum. Allah rahmet eylesin efendim. Amin inşallah. Ben bunu diyorum hakikaten hiç istemeyen ikisini. Olur mu yani? Hakikası. Vefat etti diye olmaz mı acaba? Yok, hakikası olmaz artık efendim. Olmaz mı? Yok, hakikası bitti. İskatını yaptırırsınız. Ondan sonra böyle din-i İslam'ı anlatan kitaplar alıp dağıtırsınız. Kur'an-ı Kerim okursunuz, okutursunuz. Bunların sevaplarını gönderirsiniz artık. Bir şey daha soracağım. Mesela ben o 45 sene hizmet ettim. Küçükten melezit yazıyordu. Tam akıllı değildi yani. Ben onunla beraber o hizmet ettim. Acaba bir müfaydasını bulur muyum o çocuğu dünyada bunu? Peki efendim. Ben dininizi üzerimizden dua isteyeyim yani. Benim yani... Allah Teala din ve dünya saadeti sensin, sabırlar amin versin, erzeli ömürden de muhafaza eylesin inşallah Teala. Allah sizin mekanlarınızda cennet etsin inşallah Teala. İnşallah, peki efendim. Allah'a emanet olsun, görüşürüz. Bir dinleyicimiz daha var, buyurunuz efendim. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler, Allah buyurun. Allah Teala sizlerden razı olsun hocam. Cümlemizden inşallah Teala. Amin. İnşallah amellerinizde, işlerinizde Rabbim razı olduğu şekilde yapmayı nasip eder inşallah. Hepimize inşallah Teala. Buyurun efendim. İnşallah. Hocam biz Selimiye Camisi'ne Edirne'ye gittik. O günü Cuma'ydı. Orada hanımlara olan yukarıdaki yere biz çıktık. Ama ben Cuma namazı kılmadım. Kılanlar oldu. Dedim kadınlar Cuma farzıyla arkadan öğlen namazını kıldım. Sonradan da acaba hani kılınır mıydı diye düşündüm. Bir onu takıldı aklıma, onu sormak istedim. Peki efendim. Bir de hocam benim eşim rahatsız. Ama hacca istiyor. Bir de şöyle bir şey rahatsızlığı, hani bir şey ezberleyip de bir şeyler söyleyecek gibi değil. Orada şimdi gidildiği zaman oradaki o duaları muhakkak ezberleyip yapması mı gerekiyor? Yani söylenecek, okunacak duaları. Peki efendim. Ben bunu öğrenmek istemiştim. Oldu çünkü efendim. Parası var. Hac zamanı geçti. Parası olduğu için para benim diyor. Yani oğlum kullanıyor ama. Hani üzerine farz olur diye sizden duymuştuk. Peki. Oldu onu efendim. Bir öğrenmek istedim hocam. Allah Teala da Hüseyin Hilmi hocamıza rahmet eylesin. Seneyi devriyse amin. Bugün. Teşekkür ederiz efendim. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. İnşallah efendim. Allah razı olsun. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Amin. Hayırlı günler olsun. Hayırlı hocam. Günler. Allah razı olsun. Amin. Buyurunuz hocam. Efendim,
bizden önce dinleyicimiz de hatırlattı. 26 Ekim Hüseyin Hilmi Efendi'nin 2001. Kaç sene oldu? 16 sene oldu. Ahirete intikal ettiği yıldı. 2001. Seneler ne çabuk geçiyor. O sene dünyaya gene şimdi 16 yaşında. Tabii seneler geçiyor, asırlar bile geçiyor. Şimdi 2000'de doğan çocuk 2050'de 50 yaşında olacak değil mi? Böyle konuşurken senin baban kaç yaş, kaç doğumluydu? İşte 1980. Yapma ya. 1900. Tarih öncesiymiş falan gelir adama. Değil mi? Doğru. 2000'den sonra doğanları. Doğru. 1900. Öyle. Çünkü biz 1900'lerdeyiz. Dolayısıyla 1800. Vay be falan diyorduk, tamam mı? Onlar da öyle diyecekler. Kaçlı 1900. Oo falan filan. Öyle diyecekler yani. Asırlar bile gelip geçiyor. Allah-u Teala rahmet eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi de 26 Ekim yani miladi takvime göre vefat yıl dönümü bugün. Hiç olmazsa bu zatın kitaplarını okuyanlar, bu zat vesilesiyle imanını, itikadını düzeltenler, namaza başlayanlar, kaza namazı, kaza orucuna başlayanlar bu zatın vesilesiyle oldu. Biz de zaten o zat vasıtasıyla tanıdık. O da hocası vasıtasıyla tanıdı. Dolayısıyla bu zata, hocasına, hocalarına hiç olmazsa bir Fatiha üç ihlas okuyup göndermeli. Çünkü bu bir hak mıdır? Bu bir haktır. Efendim işte biz istifade ediyoruz, istifade ediyoruz da yani hiç olmazsa şeyde kitaplarda buyuruyor ki evet, nimeti gönderen Cenab-ı Hak'tır. Hüseyin İlmi Efendi'yi de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Onun hocası Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ni yaratan da, diğer hocalarını yaratan da, Muhammed Aleyhisselam'ı yaratan da, İslam dinini gönderen de, İslam dinin içerisindeki o bilgileri aynı şekilde bildiren de, hepsi Cenab-ı Hak'tır. Ona aittir. Ama kitaplarda buyuruyor ki vesileye teşekkür etmeyen esas sahibine şükretmiş olmaz. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bizlerin ehl-i sünnet itikadını öğrenmesine vesile oldu, sebepti. Bir ömür verdiler, kitaplara aynı şekilde o bilgileri yerleştirdiler. Üstadından, hocasından öğrendiklerini yerleştirdiler. Dolayısıyla biz Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi teala aleyh şükretmezsek, teşekkür etmezsek Allah-u Teala'ya şükretmiş olmayız. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi bir nimettir rahmetullahi aleyh. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bir nimettir. Kim için? İnsanlar için. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, Seyyid Taha Yakkari Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ve onun üstadı Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri, onun üstadı Mazhar Can Canan Hazretleri, bu ta Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Bütün İslam alimleri, bütün Ehl-i Sünnet alimleri hepsi bizim için birer nimettir. Dolayısıyla nimete şükretmezsek Allah-u Teala kanununu Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Şükrederseniz arttırırım. Şükretmezseniz elinizden alır, acı azap ederim. O zaman da bize ahiret yolunu gösteren böyle bir zatın yerine bize cehennem yolunu gösteren birisini musallat eder. Zorla da imanımızı alır. Olmamış mı? Olmuş. Olmuyor mu? Oluyor. Farkına bile varamayız. Farkına bile varamayız. Efendim ben korurum falan. Neyi koruyacaksın ya? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri hayattayken işte talebelerini göstermiş. Küfür bu, İslam bu. Boğazı gibi böyle akıyor. Müslüman da bunun karşısında saman çöpü. Saman çöpü ne iş ne yapabilir ki o boğaza karşı? Hiçbir şey yapamaz. Ancak bir yerde bir kaya kovuğunda veyahut da bir ağaçta aynı şekilde yapışır kalırsa kendisini koruyabilir buyuruyor. Dolayısıyla bugün bizim imanımızı korumamız, amellerimizi muhafaza edebilmemiz, sıhhati yapabilmemiz Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh yazdığı kitapları okuyarak hem imanımızı düzeltiyoruz hem amellerimizi düzeltiyoruz. Dolayısıyla o zata bir şükran borcumuz var. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abinin bir sözü vardı. Biz imanımızı hocamıza borçluyuz diye anlatırdı. Doğru. Peki o şükran borcu ödenir mi veya nasıl ödenir? Onların fazla beklentisi yok. Bir, bu kitapları okumak. İki, bunları dağıtmak. Başkalarının da buna ulaşması lazım. Zaten Emen abiler hatırlarsın toplantılarda. Bir başkası daha ateşte yanmasın düşüncesinde olmayan bir kimse Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz diye anlatırlardı. Böyle olmak lazım. Kendisi öyleydi. Kendisi öyleydi. Bunun için şirketler kurdu. Hatta bir seferinde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hastanede yatarken gidiyorlar işte akşam. Hatta diyorlar ki efendim diyorlar yani sizin kaldığınız bu odaya böyle nur yağıyor. Nereden biliyorsunuz diye soruyorlar Emre abiye. Efendim diyor siz bir ömür harcadınız bu kitaplar için. Doğru buyuruyorlar.
Allah Teala ihsan etti. Biz bu kitapları üstadımızdan, hocamızdan öğrendiklerimizi kitaplara aktardık. Ama buyuruyorlar. Siz de şirketler kurdunuz. Türkiye Gazetesi'ni çıkardınız, TGRT'yi kurdunuz, diğer şirketleri kurdunuz. Bu şirketler vasıtasıyla da, mesela Türkiye Gazetesi'yle ben iyi hatırlıyorum. Bir çırpıda 300 bin İslam ahlakı verildiğini hatırlıyorum. Cağaloğlu'ndaydık o zaman. 300 bin bir çırpıda. Bir aylık işte kupon karşılığı. Saadet-i Ebediye 3 bölümdü. Ayrı ayrı aynı şekilde öyle verildi. Bütün kitapları hemen hemen. 3 cilt halinde verilmişti. 3 cilt halinde verildi. Verilirken de öyle az uz bir rakam değildi. 200 bin, 300 bin şekliyle aynı şekilde bunlar verildi. İşte o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, siz de şirketler kurarak bunları yaydınız kardeşim buyuruyor. Dağıttınız. Dolayısıyla ortağız buyuruyorlar. Hatta mübarek sadece Enver abilere söylemiyorlar bunu. Bu kitapları okuyup dağıtanlara da söylüyorlar ortağız diye. Çünkü yazıldı kitap duruyor. Birisinin eline ulaşmadı. Yarın işte vefatlarına yakın buyuruyorlar ki Allah-u Teala mahşer günü bizim yaptıklarımızı kabul eder, ihsanda bulunur, bizi cennete gönderirse Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben bu hizmeti tek başıma yapmadım. Arkadaşlarım vardı, kardeşlerim vardı. Biz onlarla beraber yaptık. Evet, bana ihsan ettin, ben yazdım, hazırladım. Ama bunlar bastıranlar vardı, tahsihinde çalışanlar vardı, dağıtanlar vardı, satanlar vardı. Ben onları da isterim derim buyuruyorlar. İsterim derim. Hatta Enver abiler bir seferinde bir gün dediler, hep hocamıza diye anlatırlardı. Hocamıza, efendim Allah-u Teala böyle bir imkan verdi size. Ya bu hizmetlerde bulunanlardan, işte kıyıda köşede mahşer günü unutulan olursa, Enver abiler böyle latife ederek kalabalıktı böyle. Holdingin ofisinde yemek, düğün yemeği vardı falan. Orada bizim abim ne yapayım derdi yani falan. İşi garantiye almak lazım derdi. Sordum dedi, mübareklere dedi, sordum dedi. Kıyıda köşede kalan var mı? Olursa. Olursa. O zaman mübarek buyurmuşlar ki, rahmetullahi aleyh. Efendim insanların işi karışık olur. Allah-u Teala'nınki değil. Orada karışıklık olmaz buyuruyorlar. Hatta işte kendileri buyurmuşlar, Emel abiler de haberi anlatıyorlardı. Bu hizmetlere, yani ehl-i sünnet dikkatin yayılmasına, Allah-u Teala'nın dininin doğru olarak yayılmasına, parmağıyla bile destek veren bunun karşını görür. Ama Enver abinin, ben hayatına bakıyordum, Enver abi bu yardım edenlerin ahirette karşılığını görsün diye çırpınıyordu. Hani şimdi gözümün içine bakıyorsun da, vallahi de billahi de tallahi de, dünya menfaati için yardım edip de gani zengin olanları ben gördüm ama dünyada gördüler karşılığını. Ahirete bir şey bırakmadılar. Gördüler. Yani fazlasıyla Allah-u Teala verdi, işlerini rast getirdi. Hiç böyle ummazsın yani. Nereden buldu parayı? Bir şekilde aynı şekilde zengin oldular gittiler. Villalarda oturuyorlar. Ama bu hizmetlere işte parmağıyla dokundu, ayağıyla dokundu. Neyse yani zengin oldular. Ve Enver abinin o zamanki aynı şekilde çırpınışını şimdi daha iyi anlıyorum. Ne olacak dünyada karşını görünce? Villada oturdun. İşte lüks arabalarda oturdun. Yatın var. Özel uçağın var. Helikopterin var. Öldün, hiçbirisi seninle gelmiyor. Hepsi kalıyor burada. Ne işe yaradı? Dünyada kalıyor. Onun için çırpınırdı Enver abi bunu. İşte dua da ederdi. Ya Rabbi bunlara hidayet nasip et diye. Şeyi, meseleyi kavrasın. Meseleyi kavrasın. Karşılığını ahirette alsın diye. Karşılığını ahirette alsın diye. Onun için çırpınıyordu. Tabii Enver abiler onları anlatınca şeyde ben tarihi haberi miydi? Ben bir yerde bir şey rastladıydım. Gerçi tercüme eden tam tercüme etmemiş ama ana hatları itibariyle orada ne olduğu anlatılıyor. Huneyn Harbi'nde müşrikler 30 bin kişi var olma yok olma mücadelesi verdiler. Mekke'nin fethinden sonra 30 bin kişi topladılar. Ve başlarındaki komutan demiş herkes çoluğunu çocuğunu, yani evde bir tavuğu varsa onu da savaş meydanına getirecek. Hatta yaşlı bir müşrik demiş ki ya bu yaptığın yanlış. Yok demiş, sıkışınca kaçarlar bunlar. Malı, mülkü, koyunu, keçisi, devesi, çoluğu, çocuğu, hanımı orada olursa kaçmaz diyor adam. Düşüncesi bu. 30 bin kişi. Bütün mallarını, mülklerini de getirmişler oraya. Başlarında komutan diyor ki malı mülkü burada olduğu için diyor hemen en ufak bir hadisede kaçmazlar bunlar diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 bin kişiyle Mekke'den geldi. İşte 1000 veya 2000 Mekke'den yeni Müslüman olanlar katıldı. 12 bin kişi. Ne kadar şirsen. Karşıda 30 bin kişi var. İlk hamlede Müslümanlar ricat etti.
Sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta Tevbe suresinde bildiriliyor. Siz aynı şekilde böyle geri çekilmeye kalktınız. Ama sonra Allah-u Teala sizin kalplerinize sekine indirdi, sükunet indirdi. Ve sizin görmediğiniz melek ordular indirdi. Yani galip gelen siz değilsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz değilsiniz. Ve Peygamber Efendimiz yerinden kıpırdamadı. Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleri anlatıyor bunu da. Ve Müslümanlar galip geldi. Bütün mallarını, mülklerini bıraktılar. O kadar çok ganimet kaldı ki, yani böyle dağları, ovaları, koyunlar, keçiler, ondan sonra ne bileyim ben develer doldurdu böyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni Müslüman olan veya Müslüman olmak için şey yapan Mekkelileri bol bol vermeye başladı. Hatta geliyor Peygamber Efendimiz'in huzuruna, Peygamber Efendimiz metheden bir şiir söylüyor falan, 50 koyun veriyorlar, gidiyor adam. Hatta adam 50 koyun almış, tekrar gelmiş, Hazreti Ali var yanında. Yine aynı şekilde böyle şiirler, metheler okuyor falan. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bunun dilini kes. Bana söylesene nasıl alırdım bıçağı, keserdim dedi. Ama kesmiş. Nasıl kesmiş? 50 koyun vererek. Susturmuş. Tabii susturmuş yani. O sırada Medine-i Münevvere'den gelen Ensar-ı Kiram'ın gençleri demişler Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabalarını buldu. Onlara bol bol veriyor. Bize bir şey vermiyor. Ayrı bir yere çekilmişler onlar. Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyorlar. Diyorlar ki bize izin versin. Biz artık aynı şekilde Medine'ye dönelim. Hatta kendi aralarında dillendirmişler de kendi aynı şekilde hemşehrileri onu Mekke'den çıkarırken biz aynı şekilde kapılarımızı açtık. Düşmanlarına karşı onu koruduk, kolladık. Yani bugün diyor bize aynı şekilde sırt döndü mahallinde bir şeyler söylüyorlar. O gönderdikleri elçi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başını kaşıyacak zaman yok. Her zaman aynı şey ya. Diyor ki ya Resulallah Ensar-ı Kiram böyle böyle diyor. Resulullah Efendimiz hayır diyor onlar böyle demez. Diyorlar dedi. Beni de size elçi gönderdiler. İzin verin Medine'ye dönecekler. O halde orayı bıraktılar. Ensar-ı Kiram'ın yanına geldiler. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in uzun bir konuşması var. Ama ben onu okurken bilen tercümeden tam tercüme edememiş. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala tercüme etseydi. Yani hakikaten böyle insan kendimi tutamadım yani ağlayacak gibiydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ensar-ı Kiram'a dönüyor. Buyuruyor ki ben sizi kendimden bildim. Kendi hissemi de ben oraya kattım. Ben kendim hissemi almadım. Sizi de kendim gibi dünyaya düşkün olmaz. Dünya ile alakası yok bildim. Bunun için sizin hisselerinizi de onlara verdim. Ve ben sizinle gelmeyi murad ettim. Benim sizinle gelmem sizin için kafi değil mi deyince Ensar-ı Kiram'ın yaşlıları meseleyi anlıyorlar. Hemen aynı şekilde birden ağlaşmaya başlıyorlar. Ya Resulallah ne olur dua edin. Özür dileriz, affedin beni. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyorlar ve ya Rabbi Ensar-ı Kiram'ın oğulcuklarını da affet diye dua ediyorlar. Yoksa tehlikeli bir durum söz konusu. Orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz birbirinize düşman iki kabileydiniz. Evs ve Hazreç kabileleri. Benim vasıtamla aranızda o düşmanlığı kaldırdı. Bunlar diyor mala mülke kavuşurken siz benimle beraber olmayı yeğlemez misiniz? Onlara dünyalık veriyor. Ben diyor sizinle geleceğim. Tabi meseleyi o zaman kavruyor. Yani dünyanın her zamanda, her döneminde böyle şeyler olmuş. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu hizmetlere başlarken yalnız ve garipti. Hatta yani aynı zatı seven Seyyidi Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin talebelerinden çoğu da yaşça en küçüklerindendir Hüseyin Hilmi Efendi. Tabii geldikleri dönemde hengameli bir dönemdi. Dolayısıyla çoğu da aynı şekilde itiraz ediyorlar. Yani kabullenemiyorlar falan. Allah rahmet eylesin Hasip Bey amca vardı falan. Meseleyi kavrayanlar çok az. Emel abi de öyle. Yani Hüseyin Hilmi Efendi Emel abileri yetiştirdikten sonra Emel abilerin emsallerinde muhalefet eden oluyor. Diyorlar ki becerebilecek mi, yapabilecek mi bakalım falan diye. Emel abi kendisi anlatıyordu. Bugün de aynı durum söz konusu. Yani insan kendisinde bir şey vermediyor, bir şey zannediyor. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ve Emel abiler. Yanbarikler kitap yazdı. Emel abiler de bunu dağıttı, yaydı. Dolayısıyla bize düşen vazife bu kitapları okumak ve yaymak. Şükran borcu böyle ödenir. Teşekkür böyle edilir. Ve en azından hiç olmazsa cuma geceleri ve hatta kitabı okudukça bir Fatiha üç ihlas okuyup hediye etmeli ve göndermeli. Böylece yarın mahşer günü, efendim bize de şefaat diyebilmemiz için bir bağlantı olması lazım. Biz kitap okumuyoruz, amel etmiyoruz. Ondan sonra kitaplarını da dağıtmıyoruz. Ondan sonra da ben Hüseyin Hilmi Efendi'yi çok seviyorum. Bu sevgi yalandır buyuruyor. Peki şunun derdine düşmek doğru mudur?
ben senden daha iyi dağıtırım. Ha, ben senden daha iyi dağıtırım. Orada da kibir var. Bu sofra herkese açık. Herkes gücü, kuvveti, takati neyse sen, ben değil. Hatta Enver abiler aynı şekilde anlatıyorlardı. Biz bir şey değiliz, bir cemaat değiliz. Neyiz peki? Allah-u Teala'nın dinini yaymak için bir araya gelen kimseleriz. Hakikaten öyle. Ben Milli Eğitim'de çalışıyordum. Enver abiler gelip senin de aynı şekilde bizimle beraber çalışmak istemez misin? Ben de istifa ettim, geçtim. Böyleydi yani. Çoğu mesela emekli olmuştur veyahut da devlet dairesinde çalışıyordur. İstifa edip gelip aynı şekilde para, mevki, makam için değil. Din-i İslam'a hizmet için bir araya gelmiş kimseleriz. Dolayısıyla burada yarış olur. Ama ben senden daha iyi yapıyorum, daha iyi yaparım düşüncesi devreye girdiği zaman... Sen de kimsin oluyor o zaman. Sen de kimsin oluyor. Sen bana sordun mu ki, sen bana bir sor ki falan, orada kibir devreye girer. O öyle değil. O öyle değil. Hani... Hatta biz mesela ilk bu hizmetlerle tanıştığımız zaman, o zaman da Milli Eğitim'de çalışıyordum. Biz 3-5 arkadaş devlet memuruyduk. Akşamları kitapları arabaya yüklerdik, köylere kitap satışına giderdik. Bir menfaatimiz söz konusu değil ki. Kitap paralarını koymak için mesela cebimizi boşaltırdık. Hasbelkader o cebimizi boşaltmadıysak, unuttuysak kendi paramızla aynı şekilde bilmiyoruz. Bilmediğimiz için hepsini kitap parası olarak verirdik. Memurluk yok, müdürlük yok, maaş yok, öyle çalışılıyordu. Öyle gidiyorduk. Burada kimsenin menfaati söz konusu değil. Bir kere kitap hazırlayan zaten menfaati söz konusu değil ki. Böyle onun menfaati söz konusu. Maddi menfaat. Maddi menfaati söz konusu değil. Enver abilerin de öyle bir menfaati söz konusu değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şirket yok. Yani Enver abi patronlu fakirdi. Fakat çalışanlar zengindi. Arabalarla bilmem nelerle falan. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle patronlu, değil mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yarışılır. O ayrı bir mesele. Hizmette yarışır. Tamam, o serbest. Ama... O onun ayağına çelme takmak, sen beceremiyorsun, sen bilemiyorsun, yapamıyorsun, o demek o yanlış efendim. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı... İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken, o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi, vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyetin sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor. Yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği, Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım! Kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyetin sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allahü Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allahü Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır. Ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur. Haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz, cemaatte rahmet vardır,
ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir buyuruyor. Büyüklerden bir zat da nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki onun etkisinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. Yani ehl-i sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir. O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor. Bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz taksitle araba aldık. Şimdi elimize para gelse toplu miktarda. Mesela 30 bin lira da 20, 25 bin lira ödesek bunun mahsur olur mu? Bu şöyle caiz olur, gider. Arkadaş, işte şu kadar taksitle şu kadar zaman dilimi. Biz bunun hepsini kapatmak istiyoruz. Yani önceki akti bozuyoruz. Pazarlık yapalım. Kaç para dersen. Yeniden pazarlık yapılmış olur o. Önceden verdiklerini yani peşin gibi kabul ediyor. Yani ödemiş kabul ediyor. Önceki peşin gibi. Bunu da aynı şekilde şimdi toptan vereceğim. Adam dese ki 30 bin lira 25 bin lira olur dedi. Yeni akit. O zaman olur. Bu faizle bir alakası yok. Efendim dolar, altın benzeri borçlarımız var. Yani döviz de var falan dedi. Bunlar yükseliyor. Bunun için kredi çekmek, borcu kapatmak uygun olmaz. Hele bunun için kredi çekmek. Ancak nafaka için caizdir o. Kredi çektiğinizde senin banka elini tuttu mu kolunu kopartır alır. Daha da beter. İpin olur. Ucunu kaçırır yani. Evet, ipin ucunu kaçırır. Bir de cahili dikkat bir suali var dinleyicimizin. Şimdi yollarda seferiyiz, yolculuk yapıyoruz falan. Otobüste indik veyahut da arabamızdan kendi indik. O mescide girdik, bak cemaat var. Uyduk. Her ihtimale karşı bunlar içinde hani diyelim ki bakmış birisi cübbeyi giymiş diyelim mesela. Bunlar yolcu değil. Buranın herhalde daimi şeyi mukim diye. Bir son rekatdayız. Dörde tamamladım ben diyor. Bunun mahsuru olur mu? Kitaplarda olmaz buyuruluyor.
Çünkü Hanefi fıkıh kitaplarında, hatta tam İlmi Hasadi Tebedi kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh onu İbn Abdin'den alarak oraya kitabını almışlar. Orada da geçiyor. Buyuruyor ki orada Hanefi mezhebinde tereddütlü zamanlarda, yani net bilemediğin zamanlarda dört kılınır. Şimdi orada imam mukimim misafir mi bilmiyorsun, seferi mi mukim mi onu bilmiyorsun. Bilmediğin için ihtiyatlı hareket diyorsun. İmam mesela seferiydi, iki rekatta selam verdi. Biz dörde tamamladık ama bir mahsur olmaz buyuruyor. Seferi olduğum halde bazı dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Niye dörde tamamladı? Çünkü mukim imama seferi olan uyduğu zaman otomatik olarak namazı imamın namazına döner. Yani dört rekat olur. Peki cemaatle namaz kılarken bu sonradan son rekatına yetişti. Orada birisi de abdest alıyordu. İmam seferi dedi. Ha, bildi o zaman. Niye dedim? Kendisi de seferi. Uydum imama dedi. İmam bir rekatını kılmıştı. İkinci rekata selam verdi. Bu kalktı, bir rekat daha kıldı. Tamam, bitti. Çünkü biliyor. Bilmiyorsa dörde tamamlar. Onun da mahsuru yok. Dinleyicimiz de zaten onu soruyordu. Efendim diğer dinleyicimiz, Allah Teala yardımcısı olsun, 45 yaşında dedi. Oğlum dedi menenjit geçirdiği için bir rahatsızlığı varmış yani. Özürlü. Ben buna senelerce baktım dedi. Hizmet ettim dedi. Bunu dedi ahirette bir bedeli veyahut da karşılığı olur mu? Dünyada insan Allah rızası için yapmış olduğu her şeyin karşılığını görür. Hatta kitaplarda bir şey anlatılıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh onu üstüne basa basa aynı şekilde bildirmişler. Sohbetlerinde de anlatıyorlardı. Enver abiler de anlatıyorlardı nakil yoluyla. Anneye babaya hizmet etmek sevap değil. Aa diyecek dinleyicilerimiz. O ne demek ya? Biraz önce oğluna bakınca icrini gördü. Orada bir ifade var. Anne babaya Allah-u Teala'nın rızası için bakmak sevaptır. Bu da evladına özürlüdür. Allah-u Teala'nın bir kuludur. Hem kendi evladıdır. Allah rızası için baktıysa ecrini, ücretini alır. Bunu unutmamalı. Hepimiz için geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Başka ne için bakılabilir diye akla bir soru gelebilir. Yani Allah'a. Başka ne için bakılabilir? Kadına bak ya, oğluna gül gibi baktı. Anasına babasına nasıl baktı biliyor musun sen? Gül gibi baktı. Ve herkesi de diyor ki sen biliyor musun ben anama babama nasıl baktım falan. Bunun için yapmış yani. Herkes... Aferin desin. El alem ne der diye yapmış. El alem ne der. Ayıplanmayayım, kınanmayayım diye yapıyor. Ama bir Müslüman her şeyden önce Allah razı olsun. Onu düşünün. Allah razı olsun. Ne yaparsa. Şey bile öyle. Götürdüm mesela 1000 kişiyi doyurdum. Hani Emir abiler hep anlatırlar da ahirette soracak niçin doyurdun? Bu soru sorulacak niçin? Annene bak, babana baktın niçin? Oğluna baktın niçin? Yetimleri aynı şekilde evlendirdin niçin? Ya işte evlendirdin ama maksadın neydi? Ne beklentisin var? Can bir beklentim yok. Onu bilemem ben. Ben senin kalbini bilemem. Sen de benimkini bilemezsin. Ben seni kandırırım. Sen de beni kandırırsın. Ben sana Müslüman olarak hüsnü zannederim. Bunu Allah için yapmıştır diye. Bunda benim bir kaybım olmaz. Ama senin kalbin bozuksa yarın ahiret o açığa çıkacak. Önüne de koyacaklar. Onun için niçin yaptın bunu? Açları doyurdun. Ya Allah-u Teala'nın kulları. Benim de aynı şekilde durum müsait. Bana emanet verdi. Allah-u Teala bu kullarını doyurayım Allah için. Doyurdun. Onlardan beklenti yok. Adamlara doyurduk da bir selam bile vermediler. Elimi bile öpmediler. Ne beklentin var o zaman senin? İtibar beklentin var. Değil mi? İtibar beklentim var. Olmadı. Sana minnet etsinler. Sana minnet etsinler. Şimdi Sesili Aliye büyüklerinden birden isim hatırıma gelmedi. Zahid. Hatırıma gelmedi. Günah çok tabii. Yaşta ilerleyince şey yapıyor. Şimdi hakikaten dünyada hiçbir şeysi yokmuş. Ama insanlar onun sohbetine böyle akın ediyormuş. O zaman da böyle zengin birisi varmış falan. Ya demiş ya bu demiş fakir garip birisi demiş ya. Bir şey ikram etmiyor, bir şey yedirmiyor. Bir şey bunları giydirmiyor. Bu işte ocaklar kurmuş neyse yemekler kazanlar kaynatıyor. Yemek yediriyor ondan sonra giydiriyor. İnsanlar yiyor, içiyor, giyiniyor doğru bu zata koşuyorlar. Bu bir olmuş iki olmuş. En sonunda gelmiş. Demiş efendim demiş özür dilerim ama ben bunları yediriyorum, bunları giydiriyorum. Ama gene size geliyor, siz bir şey vermiyorsunuz. Buyuruyor ki biz Allah rızası için anlatıyoruz. Sen minnet için yapıyorsun onları. Bana aynı şekilde minnet etsinler, teşekkür etsinler. Yani uzun beklesinler. Biz Allah rızasını anlatıyoruz. Onlardan beklentimiz yok ki. Senin beklentin var buyurunlar. Senin beklentin var. Dolayısıyla hani bu ve hadiseler yaşanmış. Efendim benim işte böyle ben bilemem.
Bana şey yapma. Siz de şahitsiniz. Bazen bizi dinleyiciler arıyor falan. Efendim benim niyetim. Ben senin niyetini bilmem. Ben sana üstün zannederim. Ama Allah Teala senin niyetini de benim niyetim de biliyor. Biliyor. Biz birbirimizi kandırırız. Ama hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız. Onu iyi bilmek gerekiyor. Efendim dinleyicimiz biz üstün zannediyoruz. Öyle bakmıştır. Karşını elbette görüyor. Son dinleyicimiz Edirne'ye gittik. Selimiye Camisi'nde dedi. Cuma günüydü. Cuma geldim. Ben de sadece öyle yıkıldım. Eğer camiye girdiysek uyulabilir. Onun mahsuru yok. Cuma namazı kadınlara farz değil ama caminin içerisine girdiysek uyulur. Zaten tereddüt hasıl olmuş dinleyicimizde bir. Onun mahsuru oraya girilirse yok. Ama bana cuma farz diye gidilmez camiye. Efendim beyim dedi rahatsız. İşte hacca gitmek istiyor falan dedi. Yani bu yaştan sonra şey yapamıyor. Yani benim param var oğluna verdi ama diyor. Hani gitmesi mi? Eğer rahatsızsa onlar da beceremeyecekse yani da olmadı. Vekil gönderir gerçekten farz olduysa. Şey yapamadıysa kendisinde onları yapamayacak durumu söz konusuysa. Çünkü eda ve vücut şartlarının hepsini tahakkuk etmesi lazım. O eda ve vücut şartlarının hepsi tahakkuk etmeyince boş bile olmaz. Camiye gidildiyse uyudur dediniz, yanlış anlaşılabilir ama yani. Camiye gideyim orada diyor aynı şekilde namaz kılayım diye şey yaparlar. Osman Hoca dedi ki. Cuma kılmak için camiye gider. Camiye gider. Hususi olarak nasıl olsa geldim. O anda zaten Edirne'ye gitmişler seferiler. Seferi olana da cuma namazı farz değil. Ama seferi olan ve hatta aynı şekilde bu şekilde yolcu olan gitti camiye. Kadına da cuma namazı farz değil, seferi olan erkeğe de. Ama camiye o vakitte girdiler. Çıkamazlar artık. Dolayısıyla cuma namazı kılınırken ona ittiba ederler. O kadar yani. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden de. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.